Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Eylül ayında okuduğum kitapların videosunu çekmemiştim çünkü iki kitap okumuştum diye videoya değer bulmadım. Eylül ve Ekim ayını birleştirip videosunu çekmek istedim. Şöyle, Eylül ve Ekim ayında okuduğum kitaplar. Çok fazla böyle post-it yapıştırdıklarım sevdiğim kitaplar, yapıştırmadıklarım da sevmediğim kitaplar beni artık tanıyor olmanız lazım. Bu arada kanalıma abone olup videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir yandan da şöyle tütsüm yanıyor. Size göstermek istedim. Hani ekranda bir duman görürseniz tütsü dumanı, korkmayın. Kitapla başlayayım. Önce Eylül okuduklarımı anlatayım. Sonra da Ekim ayında okuduklarımdan bahsedeyim. Eylül ayında iki kitap okudum. Muhtelif Evhamlar kitabı, Ömür İklim Denir ve Çöl Çiçeği. Bu kitabı benim YouTube'da takip ettiğim tüm kitap kanalları tavsiye etti ve şöyle söyledi. Öykü sevmeyene bile öykü sevdirecek cinsten bir kitap. Ömür İklim Demir'in kitapta şöyle sevdiğim bir kısmı sizlerle paylaşmak istiyorum. En arka sayfasında okuma listesi var. Çalma listesi kare kodla. Hangi sayfada hangi şarkı dinlenmeli diye. Çok hoşuma gitti. Çok tatlı. Yazarımız genç, üretken bir yazar. Takip ettim kendisini. YouTube kanalı var bu arada. Ömür İklim Bey'in. Ama şunu söylemek istiyorum, ben çok öykü seven biri değilim. Takip ettiğim insanlar beni çok yükseltti. Öykü sevmeyene bile öykü sevdirecek cinsten deyince gerçekten çok seveceğimi düşündüm ama galiba çok sevemedim. Yanlış bir zamanda okumuş da olabilirim. Tekrar bir şans vereceğim ama bu yıl değil. 2025 yılında bir şans daha verebilirim. Yani farklı farklı öykülerin aslında birbiriyle bağlantılı olması ve hani bunların bağdaştırılması çok hoşuma gitti. Ama beni rahatsız eden, sevemediğim bir şeyler vardı. Belki çok yanlış bir zamanda okudum. Buna çok inanırım. Her kitabın bir zamanı vardır. Ve belki de doğru zamanda okumamışımdır. Bu yüzden bu kitaba bir şans daha vereceğim ama şimdi değil. Bir diğer kitabım yani nefisti. Bu yıl okuduğum en güzel kitaplardan biriydi Çöl Çiçeği. Otobiyografi kitabı. Top Model Wearison. Umarım doğru telaffuz etmişimdir. Kendi hayat hikayesi. En arkada da okuduğunuz karakterlerin fotoğrafları var. Spoiler vermemek için çok fazla detaya girmeyeceğim. Kendi düşüncelerimi söylemek istiyorum. Göçebe bir ailenin kızı olarak Afrika'da dünyaya geliyor. Ve Afrika'daki birçok kız çocuğu gibi, birçok kadın gibi çocukken sünnet ediliyor. Kadın sünneti nedir derseniz de klitorisleri kesiliyor. Yani o zevk aldığımız et parçası kesiliyor ve boşluk daha dar olacak şekilde dikiliyor. Bu ne demek İrem derseniz de yani dışkılama ihtiyaçlarını bunu idrar gibi düşünebilirsiniz. Çok dar bir alandan çıkarmak zorundalar. Ya da regl dönemlerinde kadınlar anlayacaktır ne demek istediğimi. Kanlarını çok daha geç dışarı atıyorlar. Bizdeki delikler daha büyük olduğu için biz o kanı çok daha hızlı bir şekilde dışarı atabiliyoruz. Onlarda boşluk daha küçük olduğu için kanı çok daha geç dışarı atıyorlar. Bu da şu demek, kirli kan içeride, yani o rahim duvarı parçalanıyor ve o etler çıkıyor ya içimizden. Onlarda o etler daha uzun süre kalıyor. Şimdi dışarı çıkacak alan küçük olduğu için dışarı çok daha geç çıkıyorlar. Bizim reglimiz 3 gün, 4 gün, 5 gün, 6 gün sürüyorsa 7 günde sağlıklı. Onların reglileri 15 gün sürüyor, 16 gün sürüyor. Çünkü dışarı atamıyorlar. Tuvalet ihtiyaçları ise 10-15 dakika sürüyor ve çok sancılı geçiyor. Reg dönemleri de çok sancılı geçiyor. Çünkü dışarı atamıyorlar o kanı. Bizler gibi kolay atamıyorlar daha doğrusu. Beres göçebe bir ailenin kızı olarak dünyaya geliyor. Hayvanlarla birlikte Afrika çöllerinde yaşıyor. Annesi birçok doğum yapıyor ve çok küçük yaşta evlendirilmeye, iki deveye satılıyordu galiba Beres. Satılınca o çöl yaşamından, çok sevdiği annesinden koparak kaçmaya başlıyor. Yolda ona tecavüz etmeye kalkanlar çıkıyor. Galiba bir yerde istismara da uğramıştı. Birçok kadının Afrika'da istismara uğradığını söyleyebilirim. Şöyle birkaç alıntıyı da sizlerle paylaşmak isterim. Kadınlarda genital sünnet, KGS.
Afrika'nın 28 ülkesinde sıkça uygulanmaktadır. Bu arada bu işlemi asla steril olmayan şeylerle herhangi bir kadın, çingene diye belirttikleri bir kadın yapıyor bu işlemi ve bazen cam parçasıyla yapılıyor, bazen jiletle yapılıyor ve birçok çocuk da steril olmayan ürünlerle yapıldığı için mikrop kaparak hayatını kaybediyor. Bunu da söylemek istiyorum. Ayrıca bu işlem sabaha doğru yapılıyor. Anne tarafından çocuğu alınıyor. Çölde bir dağ çıkılıyor. Önceden işte randevulaşıyorlar işlemi yapacak kişiyle. Sonrasında da çığlıklar duyulmasın ve diğer kız çocukları korkmasın diye, çünkü aynı şey onların başına da gelecek, korkmasınlar diye onlardan gizli sabahın köründe yapılıyor. Operasyonlar çoğu kez ilkel ortamlarda bir kasabalı kadın tarafından yapılmakta. Anestezi kullanılmamakta. Ellerine ne geçerse kullanmaktalar. Jilet, bıçak, makas, kırık cam parçaları, keskin taşlar ve hatta bazı bölgelerde dişlerini. İşlem coğrafik bölgeye ve kültürel uygulamalara göre değişiklik göstermekte. İşlemin bıraktığı en küçük hasar, kadını ömür boyu seksten zevk almaktan mahrum bırakan klitorisin kesimi. Sorunun öte yakasında Somali'de %80 oranında vajinanın iki kısmının birbirine dikimi vardı. Şimdi öncelikle kadını ömür boyu seksten zevk almaktan mahrum bırakıyorlar. Karakterimiz Varys zaten belirtiyor, bir evlilik geçiriyor ve asla zevk almadığını belirtiyor. Zevk almaktan öte, burada yazıyor zaten, vajinanın iki kısmının birbirine dikimi var. Yani o boşluğu küçültüyorlar, daha dar hale getiriyorlar. Ve burada benim çok sevdiğim bir alıntı daha var, bunu da sizlerle paylaşmak isterim. 4000 yılı aşkın süredir Afrika kültürlerinde kadınlar sümret edilmekteydi. Çoğu kişi Müslümanın, Müslüman ülkelerin neredeyse büyük kısmında geçerli oluşundan bunun Kur'an'ın emri olduğuna inanıyor. Ancak bu doğru değil. Ne Kur'an ne de İncil'de Tanrı'yı memnun etmek için kadınları kesmekten bahsedilmez. Şöyle masamda her zaman Kur'an-ı Kerim'im bulunur benim. Yarıladım. Allah izin verirse 2024 bitmeden, 2025'e bitmeden Kur'an-ı Kerim'imi de bitireceğim. Yusuf suresinin başında diyor ki, biz siz anlayasınız diye Arapça indirdik. Bizim ülkemizde ne oluyor biliyor musunuz? İnsanlar Arapçayı bilmiyor ama Elif, B, T, S, Cim'i öğreniyorlar ve ne dediğini, bu kitapta ne yazdığını anlamadan bu kitabı okuyorlar ve bitiriyorlar. Önemli olan bu kitabı Arapça okumak, anlamadan okumak değil. Yusuf suresinin başında bizim Tanrımız, bizim Yaratıcımız demiş ki, siz anlayasınız diye Arapça indirdik. Önemli olan Arapça okumak değil demek ki. Önemli olan anlayabilmek. Tabii ki Arapça biliyorsan Arapça okursun. Bu sadece Kur'an-ı Kerim için geçerli değil. Tüm kitaplar için geçerli. Ben İngilizce yani belirli bir seviyeye kadar biliyorum. Eğer çok iyi bilseydim bu kitabı orijinal dilinde okumayı tercih ederdim. Çünkü çeviride okumak tabii ki hani zevkli, anlıyorsunuz ama ana dilde okumak kadar etkili mi? Bence değil. Biliyorsanız hepimiz Arapça öğrenelim, ana dilde okuyalım. Ama bilmiyorsak, bilmeden okumaktansa Türkçe okuyup anlamayı tercih ederim. Kitapla ilgili daha çok düşüncem var ama spoiler olmasın diye söylemek istemiyorum. Çok fazla yer var, anlatmadığım, bahsetmediğim, heyecanınız kaybolmasın diye. Filmi de varmış ama okumak bence çok daha zevkli. Sizin de okumanızı tavsiye ederim. Önce okuyun, sonra beraber filmini izleriz bir gün. Bu arada altını en çok çizdiğim kitap oldu bu yıl. Beni sosyolojik olarak da toplumsal olarak da birçok konuda düşünmeye sevk etti. Çok güzeldi, nefisti. Lütfen okuyun. Muhtelif Efhamlar kitabı ve Çöl Çiçeği'ni bitirdik. Yani Eylül ayını bitirdik, Ekim ayına geçtik. Şu kitaptan bahsedeyim. Stefan Zweig, Rahel Tanrı ile hesaplaşıyor. Kitapta 3 tane hikaye var. Rahel Tanrı ile hesaplaşıyor, 3. güvercinin hikayesi, ölümsüz kardeşin gözleri. Rahel Tanrı ile hesaplaşıyor kısmında bir kadın olarak kıskançlığı, aşkı dibine kadar hissettim. Stefan Zweig'de şöyle bir şey var. Birçok duyguyu size çok iyi geçiriyor. Yani betimlemeleri çok güçlü diyebilirim. Geçen gün de bir yerde şöyle bir yazı okudum. Eğer bir kitabı okuduktan sonra o yazarla gerçekten tanışmak istiyorsanız sizde çok iyi etkiler bırakmıştır diyordu. Ben Stefan Zweig'la sevgili olmak isterdim. Bunu hep de söylerim, isterdim. Yani tipim değil kendisi. Ama yani sevgili olmak isterdim, ne yalan söyleyeyim. Aşkı dibine kadar yaşatacak bir adam. Kitaplarında da yaşatıyor zaten. Çok güzeldi ve
Bir diğer öyküsünde de şöyle bir kısım var. Çok hoşuma gitmişti, aklıma da kazındı. Padişah ülkenin savunmasında yardım eden hizmetkarına kılıç hediye edip ona hani yüksek bir mevkide yer teklif ediyor. Hizmetkarı da bu teklifini reddediyor ve devamında da şöyle diyor. Kılıç güç demektir. Güç de adaletin karşısında olmak demektir. Bu nedenle bu hediyenizi kabul edemem diyor. Bu da aklımda kalan alıntılardan biriydi kitapla ilgili. Çok güzel bir kitaptı. Arkadaşımın önerisiyle okudum, Işıl'ın. Çok da sevdim. Büyük Defter, Kanıt, Üçüncü Yalan. Bu yıl okuduğum en güzel kitaplardan biriydi. Yani şu kitap ve şu kitap Eylül-Ekim'de en iyiler. Zaten hani sosyal medyada ya da işte kitap sayfalarını, kanallarını takip ediyorsanız denk gelmişsinizdir. Büyük Defter, Kanıt, Üçüncü Yalan. Üçü ayrı ayrı olarak basılmış yazar tarafından birbirinin devamı olan kitaplar. Kanıt, Büyük Defter'in devamı. Üçüncü Yalan da Kanıt'ın devamı. Yani bir bütünler aslında. Sonrasında Yapı Kredi Yayınları bunu tek kitap olarak basıyor. Büyük Defter, Kanıt, Üçüncü Yalan olarak basmışlar. Müthişti. Yani ben geçen şeyleri söyleyeceğim size hikayeye girmeden. Bu nasıl bir zeka? Yani yazarın zekasına hayran olmamak elde değil. O kadar akıcı ki ve şok oluyorsunuz ya. Okudukça o muymuş, bu böyle miymiş diyorsunuz ve sizi şok ediyor. Kitap göçmenlik, savaş, yıkım, insanlık üzerine yazılmış bir kitap. Üzerine yazarımızın zekası da eklenince müthiş bir hikaye ortaya çıkmış. Şunu düşündüm. İlber Ortaylı diyor ya. Manevi anlamda da besleyemeyeceğiniz çocukları dünyaya getirmeyin. Ebeveynlik demek sadece karnını doyurmak demek değil. Koruyamayacağınız, saçını okşayamayacağınız, hikayeleri anlatamayacağınız çocukları lütfen dünyaya getirmeyin. Her rahmi olan doğurmak zorunda değil. Bunu her zaman söylerim. Anne olmak, baba olmak, sadece işte karnını beslemek, en iyi kolejlere göndermek, para yığmak demek değil. Bir insan yetiştirmek çok zor. Dünyanın en zor işi. Hakkından gelemeyecekseniz lütfen yapmayın. Yani insanların da başını belaya sokmayın. Bir de aklımdan şöyle bir şey geçti. Yani Zülfü Livaneli bu kitabı okuyup bundan etkilenip kardeşim hikayesini yazmış olabilir mi diye de düşündüm. Düşünmedim değil. Müthiş bir kitaptı. Ve bazı kitapları okuduktan sonra şey dersiniz ya da bazı filmleri izledikten sonra keşke hafızam silinseydi de bu kitabı tekrar okusaydım. Yani bu kitapta onu söyledim. Çok sevdim. Yani bu kadar insanın neden bu kadar öldüğünü de çok iyi anladım. Bana çok güzel duygular yaşattı. Sosyolojik olarak da böyle hani güzel şeyler, hani size bir şeyler katabilecek bir kitap, tavsiye ederim. Ve son kitabım kaldı. İntihar Dükkanı. Yani bu da çok övülen kitaplardan biriydi fakat ben çok sevemedim. Yani geçen bir arkadaşımla sohbet ederken bana şey söyledi. Ben Instagram hesabımda düzenli olarak okuduğum kitapları paylaşıyorum. Tütsü dumanı bana geldi. Ve sadece hani hoşlandığım kitapları paylaşıyorum. Bana şunu söyledi. Her kitaptan bu kadar verim almayı nasıl beceriyorsun? Ya da hani nasıl bu kadar kesintisiz okuyabiliyorsun diye. Bende de böyle hani böyle bir ışık yandı. Ben Instagram hesabımda sürekli sevdiğim kitapları paylaşınca insanlar benim her kitaptan zevk aldığımı ya da işte %100 verim aldığımı düşünmüşler. Hayır öyle değil. Az önce gördünüz mesela şu iki kitaptan çok hoşlanmadığımı söyledim. Bundan sonra Instagram hesabımda da hoşlanmadığım kitapları belirteceğim ki insanlarda öyle bir algı yaratmayalım. Şu iki kitaba sonra tekrar şans vereceğim. Vermeyi düşünüyorum. Belki yanlış zamanda okumuşumdur. Buna da çok inanırım. Her kitabın bir zamanı vardır. Belki de doğru zamanda okumamışımdır. Kasım ayı okuyacaklarımı da göstereyim. Birkaç tane kitap belirledim. Onlar da şunlar. Dorian Gray'in Portresi, klasik. Nobel Edebiyat Ödüllü Açlık. Stefan Zweig, sevgilim. Sevgilimden Bir Çöküşün Öyküsü. Sadık Hidayet'ten Kör Baykuş. Sadık Hidayet'in eserleri günümüz İran'ında yasaklı. Yapı Kredi Yayınları'ndan okuyacağım şöyle. Ve Saffet Nezihe'nin günümüz Türkçesiyle Zavallı Necdet'i. Sizin de okuduklarınız var mı arasında? İsterseniz şöyle Kasım listemi gördünüz. Siz de başlayın, beraber okuyalım. Sonra yorumlarda sohbet ederiz. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın.
Instagram adresimi de bırakacağım. Sesim gitti bu arada. Merak edenler takip edebilir. Orada daha anlık paylaşıyorum okuduğum kitapları yorumlarla birlikte. Haftaya cumartesi günü görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.